Merhabalar, Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber şöyle çok güzel bir çorba hazırlayacağız canlarım. Çeşminigar çorbası. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Tenceremi ocağıma aldım. Şöyle bir miktar hemen zeytinyağımızı tenceremize ekleyelim. Yine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim arkadaşlar. Artık yapa yapa göz kararı anlıyoruz. Şimdi ocağımızın altını yakalım hemen. Üzerine doğramış olduğum şöyle bir tane büyük boy soğanı yağımızın üzerine ekledim. Şimdi güzelce soğanlarımız kavrulana kadar şöyle karıştıralım. Evet, yeteri kadar soğanlarım kavruldu. Şimdi üzerine hemen bir yemek kaşığı unumuzu da ekleyelim. Ve unumuzun da kokusu çıkana kadar kavuralım. Ocağımın altını kıstım arkadaşlar. Kısık ateşte bu işlemi yapalım. Evet, yeteri kadar unumuzu da kavurdum. Şimdi hemen üzerine bir su bardağı kırmızı mercimeğimizi güzelce yıkadım. Onu da hemen tenceremize ekleyelim. Arkadaşlar şöyle mercimeğimizi hemen 1-2 dakika kavurduktan sonra suyunu ekleyelim. Fazla mercimeğimizi kavurmamıza gerek yok. Şöyle üzerine 1,5 litre soğuk suyumuzu ekleyelim. Son olarak bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Şimdi ocağımızı orta ateşe getirelim. Şöyle güzelce çorbamız kaynarken biz de o arada terbiyesini hazırlayalım. Arkadaşlar, çeşminigar çorbamızın terbiyesi için gerekli malzemeler yarım su bardağı süt, bir yumurtanın sarısı, yarım limon suyu. Şimdi güzelce bir şöyle çırpalım. Evet, bu kadar yeterli. Evet, gördüğünüz gibi çorbamız kaynıyor arkadaşlar. Şöyle çorbamızın üzerine çıkan köpüklerimizi şöyle kaşıkla alalım. Mutlaka dikkat edelim, üzerindeki soğanları almayalım arkadaşlar. Ne kadar olsa soğanlar yüzüne çıkıyor. Onları almamaya gayret edelim. Sadece şöyle biriken köpükleri kaşığımızla çıktıkça toplayalım. Evet, gördüğünüz gibi çorbamız yeteri kadar kaynadı. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirelim arkadaşlar.
Evet, gördüğünüz gibi çorbamızı blenderdan geçirdik arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım ve bakın pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirdim. Şimdi yapmış olduğumuz terbiyemizi karıştıralım. Tabii ki karıştırmadan önce şöyle bir miktar çorbamızdan terbiyemizin üzerine ekleyelim arkadaşlar. Şöyle güzelce bir hemen hızlı hızlı karıştıralım. Direkt dökersek bu sefer terbiyemiz içinde kesik kesik olur. Bakın şöyle. Hem de hemen içine döker dökmez arkadaşlar içindeki yumurtamız hemen içinde pişer, top top olur. Bakın şöyle karıştıralım. Şimdi artık yavaş yavaş terbiyemizi boşaltıp karıştıralım. Arkadaşlar mutlaka çorbamız kaynayana kadar elimizi içinden çekmeyelim. Sürekli karıştıralım. Çorbamız kaynayana kadar böyle bu şekilde karıştıracağım. Daha sonra şöyle bir iki taşım kaynattıktan sonra hemen çorbamızın sosunu hazırlayalım. Evet, çorbamız kaynamaya geldi arkadaşlar. Bakın şimdi artık elimi içinden çekiyorum. Karıştırmayı bıraktım. Tadına baktım arkadaşlar. Şöyle yarım tatlı kaşığı daha tuz ekleyeceğim. Sizler de yine damak zevkinize göre tuz oranını ayarlayabilirsiniz. Şimdi çorbamız burada kaynarken biz de hemen tereyağımızı, güzelce sosumuzu hazırlayalım. Çorbamızın üzerine gezdirelim arkadaşlar. Çorbamızın sosu için arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı tereyağını tavama aldım. Şimdi tereyağım güzelce bir erisin arkadaşlar. Şöyle kızarmaya yakın hemen toz biberimizi ve nanemizi ekleyeceğim. Evet, bu kadar tereyağımızın arkadaşlar kavrulması yeterli. Daha da fazla yağımızı yakmayalım. Hemen şimdi sırasıyla nanemizi, toz biberimizi ekleyelim. Şöyle ocağımın altını kıstım. Şöyle bir tatlı kaşığı arkadaşlar toz biberimizi ekledim. Kullandığım toz biberim acı arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı nane. Evet, şöyle bir karıştıralım hemen. Ocağımızın altını kapatalım ki nanemiz, yağımız içerisinde yanmasın. Tereyağlı sosumuz hazır. Şimdi hemen çorbamızın üzerine şöyle dökelim. Evet, artık çorbamız da hazır arkadaşlar. Hemen ocağımın altını kapattım. Şöyle çorbamızı son kez bir daha karıştıralım. Koyuluğu çok güzel. Daha da su eklememize gerek yok arkadaşlar. Toplamda 1,5 litre çorbamız için su kullandım. Şimdi hemen yağımızı çorbamızla buluşturalım. Şöyle bir miktar çorbamızdan tavamızın içerisine alalım. Karıştırıp tekrardan tenceremizi boşaltalım. Arkadaşlar mutlaka bu çorbamı şiddetle denemenizi tavsiye ederim. İnanın çok lezzetli. Şöyle kış aylarında içinizi ısıtacak güzel bir çorba tarifi. Eğer ki beğenirseniz yorumlarda da belirtirseniz çok sevinirim. Lütfen. Bakın kıvamıyla, koyuluğuyla harika bir çorba oldu.
Artık sizlere de veda etmenin zamanı geldi. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.